Sunumlarımız Türkçe olduğu için Türkçe'yi kullanacağız galiba, değil Evet, mi? evet hocam. Aha, buyurun hocam, başlayabilirsiniz. Teşekkür ederim. İlk önce kendimi tanıtayım. Ben Hediye Özkan, Aksaray Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde görev yapmaktayım. Bugün sevgili Murat Gök Hocam ve Burcu Taşkın Çömlekçi hocalarımızın sunumlarını dinleyeceğiz. Önce onlar hakkında biyografilerini okuyacağım. Daha sonra zaten iki sunumumuz var ve toplam bir saatimiz var. Dolayısıyla oldukça bol vaktimiz var. Ancak tabii vakti doğru değerlendirmek adına 20 dakikayı aşmamak şeklinde. Çünkü 10 dakikada sorulara ayırırız diye düşünüyorum. Sevgili Murat Gök Hocamla başlamak istiyorum. Sunumunun adı Türk dilinde şiddet içeren ifadeler ve yapıları. Murat Gök Osmaniye'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Osmaniye'de tamamladı. Erciyes Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden 2001 yılında mezun oldu. 2001 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nda Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak görev yapmaya başladı. 2002-2003 yılları arasında Asya Yemen öğretmen olarak Yozgat'ta askerlik görevini yaptı. 2007-2009 öğrenim yılında Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ana bilim dalı Türk Dili Bilim Dalı'nda yüksek lisans öğrenimini tamamladı. 2014-2018 yıllarında Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ana bilim dalı Yeni Türk Dili Bilim Dalı'nda doktora öğrenimini tamamladı. 2019 yılında Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde doktor öğretim üyesi olarak göreve başladı. Halen bu görevini devam ettirmektedir. Burcu Taşkın Çömlekçi hocamızın sunumunun adı ise Cinsel Şiddet ve Küfürlerin Çevresinde Çevirmen Kararları, Simgesel Sermaye ve Habitus'un Etkileri. Burcu Taşkın Çömlekçi, 2009 yılında Hacettepe Üniversitesi Mütercim Tercümanlık İngilizce bölümünden mezun olduktan sonra aynı bölümde yüksek lisansa başladı. 2012 yılında Doçent Doktor Orhun Yakın danışmanlığında yazdığı A Descriptive Study on the Translations of Workplace in Catch-22 başlıklı tezle mezun oldu. 2009-2012 yılları arasında Kapadokya Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı'nda öğretim görevlisi olarak görev yaptıktan sonra 2012 yılında Kırklareli Üniversitesi Mütercim Tercümanlık İngilizce bölümünde yine aynı ünvan ile göreve başladı. 2013 yılında girdiği Yıldız Teknik Üniversitesi Diller ve Kültürler Arası Çevrimbilim Doktora programına yerleşti. 2017 yılında Erasmus Öğrenim Hareketliliği kapsamında İtalya'da eğitim gördüm. Haziran 2020'de Profesör Doktor Emine Bogeç Değirmen danışmanlığında tamamladığı Çeviri Sosyolojisine Fenomenolojik Yaklaşım Türkiye'deki Görme ve Ortopedik Engelli Çevirmenlerin Mesleki ve Alandaki Konumu başlıklı tez ile mezun oldu. Şu anda Kırklareli Üniversitesi Mütercim Tercümanlık bölümünde doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Hocalarımıza katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Evet, Murat Gök teşekkür ederim. Hocam'la başlayabiliriz. Buyurun hocam. Çok teşekkür ederim hocam. Ben ekran paylaşımımı yapayım. Ben öncelikle emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Acaba görünüyor mu ekran? Evet, görebiliyoruz. Ben Slaytımız görebiliyorum. görünüyor mu acaba? Oldukça iyi gibi ama tabii diğer izleyiciler de umarım görebiliyorlardır. Slayt görünüyor mu acaba? Onu bir. Evet evet hocam görünüyor. Teşekkür ediyorum. Şöyle. Şimdi konumuz Türk dilinde şiddet içeren ifadeler ve yapıları. Şimdi öncelikle yani şiddetin anlamından başlayalım. Şiddet Türkçe sözlükte kelime anlamı olarak bir hareketin bir gücün derecesi, işte yeğenilik, sertlik, hız, bir hareketten doğan güç, rüzgarın şiddeti, karşıt görüşte olanlara kaba kuvvet kullanma,
kaba güç, duygu veya davranışta aşırılık olarak tanımlanmış. Şimdi bu tanım tabii kapsamlı bir tanım. Yani bütün varlıkları kapsayan, hani genel bir ifade olduğu için biz de çalışmamızda tabii bütün varlık ve nesnelere ele alma şansımız yoktu. Sınırlı bir çalışma oldu. Biz burada biraz hani sınırlandırarak bu tanımı, işte bitkilerde, çocuklarda, erkeklerde, zayıflarda, işte hayvanlarda, kadınlarda, savaş şartlarındaki insan veya normal şartlardaki insanda, tabiat varlıklarında, toplum üzerinde uygulanan fiili, psikolojik, sözlü etkilerin tamamını şiddet olarak ele aldık ve bu sözcüklerle, bu ana başlıklarla diyelim daha doğrusu, ilgili kelimeleri Türk dilindeki eserlerde, yazılı eserlerde taramaya çalıştık. Tabii bunu yaparken en eski Türkçe döneminden başladık. Yani eski Türkçe dönemindeki eserlerden, Göktürk abidelerinden başladık yazılı metinlerimizden. Günümüz ağızlarına kadar bir tarama yöntemi uyguladık. Dolayısıyla sözcükler, tabii bunu yaparken de aynı zamanda hani sözcükler tespit ettikten sonra sözcüklerin yapıları üzerinde de durduk. Yani ne kadar türemiş, ne kadar işte basit, hangisi isim, hangisi fiil sözcükler. Genelde isim ve fiil başlıkları altında inceledik bunları. Ve en son da bu incelediğimiz sözcüklerin yapılarını şiddet ifade eden yapıların bir sayısal değerlendirmesini yaptık. Yani hangi alanlardaki şiddet ifadeleri daha fazla, hangi alanlardaki İşte Türk dili içerisinde şiddet ifadeleri daha az. Bunun bir değerlendirmesini yapmaya çalıştık sonuç olarak. Şimdi ana başlıklardan şöyle biraz ben başlayayım. Yani bütün kelimeleri burada etimolojik olarak inceleme şansımız yok ama bazı kelimeleri inceleyip daha sonra da sonuç bölümüne geçmeye çalışacağım ben. bitkilerle ilgili şiddet Türk dilinde çok az bulduk. Biz sadece 4 tane bulduk. Konkarmak fiili, işte koparmak, sökmek anlamındaki türemiş bir fiil. Kongurulmak fiili, yine yerinden sökülmek fiili. Söküşmek yine türemiş bir fiil. Sökmekte veya işte yıkmakta yardım ve yarış etmek. Bu fiil aynı zamanda Anadolu ağızlarında da var. Sökmek fiili, yıkmak, yerinden ayırmak anlamında. Bitkilerle ilgili şiddet kelimelerini sadece bu 3 fiilde bulabildik. Tabii bu bizim tespit ettiklerimiz Türk dilinin tamamını kapsamıyor ama biz incelediğimiz kadarıyla şöyle 20-30 civarında bir eser inceledik. Agrikan sözcüğü, çocuklarla ilgili şiddetli de Türk dilinde fazla bir sözcük bulamadık. Yani çocuklarla ilgili, bitkilerle ilgili şiddet ifadeleri az olarak tespit edilmiş oldu. Agrikan, işte türemiş fiil, ağrıdan şikayet etmek. Bu ağızlarda agrımak fiilinde ilk ünsüzünde düşme gördüğünü ve ilk ünsüzünde uzama olduğunu gördük. Ağrımak, acı çekmek anlamında merkez ağızlarında, Osmanlı merkez ağızlarında bunların devam ettiğini gördük. Anlamak, korkmak şeklinde yine basit fiil olarak karşımıza çıktı. Genellikle şiddet ifade eden fiillerin türemiş fiiller olduğunu en son söyleyeceğiz ama burada da söylemekte fayda var sanırım. Genelde türemiş fiiller karşımıza çıktı. Çarpıştırmak, çarpıştırmak, çarpışmak, yine aynı şekilde hızla vurmak, yine ağızlarda devam eden ve eski Türkçe'de de kendini gösteren bir fiil. Çarpıp çırpmak, yine çocuklarla ilgili işte çalmak anlamında kullanılmış ama ağızlarda vurmak, dövmek anlamında da kullanılıyor bu. Dögülmek, türemiş fiil, dövülmek, vurulmak, çalınmak. Aynı fiil dövmek veya dövmek şeklinde o arası bir sesle yine ağızlarda devam ediyor. Geçmek, boğuşmak, çarpışmak, kavmak, eziyet etmek şeklinde basit bir fiil. Kirişmek, türemiş fiil, kavga veya çekişme anlamında bir isim aslında. Girişmek, vurmak, dövmek burada fiil olarak kullanılıyor ağızlarda aynı sözcük. Çocuklarla ilgili bu kadar şiddet ifadesi var. Yani Türk dilinde çocuklarla ilgili şiddet ifadesi oldukça az. Yetişkin erkeklerle ilgili şiddet ifadelerine bakacak olursak, alkınmak yine türemiş fiil, işte mahvolmak, bitmek, yok olmak. Algın sözcüğü
Yine ağızlarda saldırmak, yağmalamak anlamında kullanılıyor. Artlamak, yine aynı şekilde türemiş fiil. Enseye tokat atmak, sırtına vurmak şeklinde bir şiddet ifadesi. Bu fiili ağızlarda bulamadık. Arıkluk, argun kelimesi zaten arıkluk da oradan geliyor. Türemiş bir fiil, yani yorgunluk, zayıflık anlamında. Basıtmak, bastırmak, baskın yapmak. Aynı fiil ağızlarda basmak, ezmek, ansızın saldırmak anlamında kullanılıyor. Basitmek, yine bastırmak, ezmek. Bastık, ezilmek, tazyik etmek, yine türemiş fiiller. Baş sıramak, başsız bırakmak, ölçüyü kaçırmak anlamında yine kullanılıyor Türk dilinde. Bergekmek, kamçılamak, kırbaçlamak. Berkelenmek, kanla dolmak, kamçı sahibi olmak. Bertmek, yine türemiş fiil. Berelemek, yaralamak. Çetinlenmek, hiddet ve şiddet göstermek. Yine erkeklerle ilgili şiddet ifade eden fiillerden bir tanesi. Bu ağızlarda da yine çetin şeklinde, çetin güç olarak, isim olarak da kullanılıyor. Erkeklerle ilgili bu kadardı. Bütün genel hani anlamdaki genel fiili şiddete bakacak olursak, atmak fiili işte yine basit fiil olarak fırlatmak, bırakmak. Aynı fiil ağızlarda çıkarmak, fırlatmak, uzaklaştırmak anlamında kullanılıyor. Basrık, türemiş fiili, çiğnenmek, basılmak. Burada biraz tabii pasiflik var. Basılmak, ansızın saldırıya uğramak. Ağızlarda yine bu şiddet ifadesi devam ediyor. Başlamak, burada yaralamak anlamında kullanılıyor Türkçe'de. Ağızlarda da bir işi yapmaya şiddetle hani başlamak anlamında yine ağızlarda devam eden bir fiil. Baymak, basit fiil. Burada kelepçelemek, bağlamak anlamında kullanılan Uygurca sözlükte geçen bir fiil. Bayıltmak, yine aynı şekilde bayıltmak anlamında. Burada ağızlarda yine bayılmak, aç bırakıldığından, aklı başından gidip baygın hale gelmek, kendini kaybetmek anlamında kullanılıyor. Berelemek, Türkçe'de yine yaralamak. Aslında berelemek küçük yara anlamında burada. Ama küçük yarada yine sonuçta şiddet ifade ediyor. Bertmek, ezmek. Yine bertmek, kırmak, parçalamak anlamında. Yine Uygurca sözlükte geçiyor. Bertelmek, yaralamak, yıkmak. Bert etmek, ezmek, sıkıştırmak. Bertilmek, incinmek, oluşturmak anlamında gibi fiiller. Biçmek, aynı biçmek, kesmek, biçmek anlamında. Yine biçmek ağızlarda devam eden, kesmek, öldürmek anlamında. Yani toplu olarak öldürme, katliam şeklinde biçmek yine kullanılıyor. Bunun gibi kelimeler çoğaltmak mümkün. Burada listemizin tamamını okumayalım. Hem zaman açısından hem de dinleyicilerimizi sıkmamak adına. Grup böyle devam ediyor. Hani genel anlamdaki şiddet ifadeleri burada. Şimdi güçlü zayıf noktasındaki şiddet ifadelerine bakacak olursak, işte alçaklamak, tahkir etmek, alçaklatmak şeklinde yine ağızlarda bu türemiş fiil devam ediyor. Ankıttırmak, baş eğdirmek Uygurca sözlükte yine. Çaptırmak, Türkçe fiil, türemiş fiil. Yağma ettirmek anlamında yine tarama sözlüğünde geçiyor. Çıkmak, kesmek, vurmak. Ağızlarda yine çıkmak, yağma ettirmek anlamında çalıp çıkmak kelimesinde kullanılıyor. Çökütmek, dize getirmek, diz çöktürmek. Sökütmek, diz çöktürmek. Yine şablamak, yine şabla isim olarak kullanılırsa tokat, sille anlamında şaplak vurmak şeklinde olursa bugün ağızlarda kullanılan tokat atmak anlamına geliyor. Bu da yine Kadirli ağızlarında devam ediyor. Şapala, tokat anlamında yine Dede Korkut hikayelerinde geçiyor. Şaplamak, tokat atmak. Tabancalamak, yine tokatlamak anlamında yine tarama sözlüğünde. Tabancalaşmak, birbirine tokat atmak. Tapanca, yine ad olarak, isim olarak tokat şeklinde geçiyor. Tulumla, türemiş fiil, kulak altına vurmak. Yun çıtmak, incitmek. Yine yükün türmek, baş eğdirmek, teslim olmaya zorlamak olarak güçlü zayıf bağlamındaki şiddet ifadeleri olarak karşımıza çıkıyor. Dediğimiz gibi genelde türemiş fiiller ama bazen basit fiil veya basit isimler de
adlar da karşımıza çıkabiliyor Türk diliyle ilgili eserlerde. Hayvanlarla ilgili şiddet ifadelerinde işte angramak, küklemek. Bunların tabii hepsi insanla hayvan arasındaki ilişki değil. Yani hayvanların birbiri arasındaki ilişkiler de söz konusu burada. birbiriyle ilgili yani uygulamaları. Angramak, küklemek. Yine avlamak, bir şeyin çevresinde dolaşmak, sıkıştırmak, sıkmak anlamında. Yine bu ağızlarda da devamlı avlamak, avlatmak türemiş fiil olarak. Avlanmak, avlanmak, tuzağa düşürmek. Yine balınlamak, türemiş fiil olarak korku ile sıçramak, irkilmek anlamında. Yine Uygurca sözlükte geçiyor. Banlat, bu tabii Dede Korkut hikayelerinde geçiyor. Banglatmak, nazal neyle? Banglatmak, banglamak, bağırtmak anlamında. Bizden geç, türemiş at olarak ucu sivri demirli değnek olarak kullanılan bir araç bu. Bu tabii hayvanları tarla sürerken kullanılan bir araç olarak. Ama tabii acı verici bir şey olduğu için yine orada da şiddet ifadesi oluyor. Bizden geç, ağızlarda da öküzlere yürümeleri için hani batırılan ucu ince iğneli değnek olarak karşımıza çıkıyor. Bu isim tabii ki. Çaynaklamak, tırmalamak yine tarama sözlüğünden türemiş bir fiil. Çırnaklamak yine türemiş fiil. Depmek basit fiil. Tepmek, at tepmek, atın tepmesi yani tepikle vurmak anlamında fiil anlamında var bunun. Depegen, türemiş sıfat, tekmeleyen, Dede Korkut hikayelerinde yine alan eğen ekiyle fiilde isim yapma ekiyle kullanılıyor. Depelemek, depelemek, tekmelemek, öldürmek, didilmek, didik didik edilmek, dişlemek, ısırmak, yine hayvanlar arasında ılgamak, atlar hücum etmek, baskın yapmak, ısırılmak, inenmek, hayvanların iyi diş edilmesi, yine kabarmak, öfkelenmek, Dede Korkut hikayelerinde geçen kabar, yine ağızlarda ünlüsünün ötümleşmiş şekli kabarmak, sinirlenmek, hiddetlenmek olarak karşımıza çıkıyor. Bunun gibi örnekler sıralanabilir genel olarak. İnsanla ilgili yine insanın kendi arasında veya kendisiyle ilgili olan şiddet ifadeleri acışmak yine acı çekmek, agırmak, alakmak, alt üst olmak, fikirleri ayrılmak, alkmak, mahvetmek, bozmak, sona ermek, uzaklaştırmak, anganmak, yine gasp etmek anlamında, anıtmak, korkutmak, atışmak, atkanmak, bağlamak, azgın, türemiş ad olarak azgın, azguruşmak, birbirine kızmak, birbirini doğru yoldan saptırmak, bağırışmak, bağırtmak, yine haykırmak, yaygara etmek anlamında, bağırışmak yine ikinci ünsüzünün düşmüş ve ilk ünlüsünün uzamış şekli, bağırışmak şeklinde ağızlarda, düz iç ağızlarda devam ediyor. Bağlamak, kapamak, engel olmak, bastırmak, evet, yine türemiş bir bastırmak olarak devam ediyor. İnsanla ilgili genel anlamda şiddet ifadeleri de hayli çok. Yalnız Türk dilinde kadınla ilgili, kadınlarla ilgili şiddet ifadesi az. Bunu çok sayıda görmedik, bulamadık daha doğrusu. Acışmak, dertleşmek anlamında. Yine acışmak, ağızlarda dert yanmak, derinden üzülmek anlamlarında kullanılıyor. Ağlatmak, çok üzülmek anlamında hem ağızlarda hem de eserlerde geçiyor. Alkıntırmak, bitirtmek, kaybettirmek. Artırmak, kandırmak, dövülmek, dövülmek anlamında. Iglaşmak, ağlaşmak, karşılıklı hep birlikte derinden üzülüp ağlaşmak anlamında. Iglatmak, ağlatmak. Ağızlarda ağlatmak şeklinde birinci ünsüzün düşürülerek birinci ünlüsünün uzatılarak kullandığını görüyoruz. Türemiş fiilin. Imçık, ahvah edip ağlayıp inleme. Imçıklamak, yine hıçkırarak ağlamak, inlemek. Kadınlarla ilgili bu kadar şiddet ifadesi görüyoruz. Yani Türk dilinde kadınlarla ilgili fazla şiddet ifadesini göremiyoruz. Dolayısıyla Türklerin kadınlara saygılı bir millet olduğunu söylememiz mümkün burada. Sonuçları en son söyleyeceğiz. Psikolojik şiddet anlatmak. Burada tabii dışarıdan belli etmeden İçten içe bir baskı uygulamak, şiddet uygulama noktasında anlatmak, şaşırtmak, korkutmak, aşaklamak,
aşağılamak, küçük saymak. Yine Divan Lügat Türk'te geçiyor Kaşgarlı Mahmut'ta 11. yüzyıl. Aşaltmak, aşağılamak, aşındırmak, usandırmak, basınmak, basmak, kahretmek, tahakküm etmek. Basınmak, zayıf görmek, bastırmak, saldırmak, bastırmak yine Nehçül Feradis'te geçiyor. Bastırmak, ezilmiş olmak, birinin emrine girmek anlamında bezitmek, bizertmek, buşurmak, çaktırmak, darıttırmak, darıltmak, döginmek, dövünmek, feryat etmek. Yine dövünmek şeklinde Osmaniye'de Hasan Bey'in ağızlarında tespit edilmiş bu. Tabii bunlar epeyce var, hepsini saymıyorum ben. Savaş ve göçle ilgili, yani savaş ve göç sırasında uygulanan şiddet ile ilgili kelimeler: almak, almak, yenmek, zapt etmek, artatmak, bozmak, harap etmek, at kalmak, ok silah atmak, azgaşmak, dövüşmek, bozuşmak, kızmak, boguzlaşmak, boğazlaşmak, bozmak, bozguna uğratmak, böğürtmek, bağırtmak, bağırarak ağlatmak, bulunamak, esir etmek, çapkulaşmak, dövüşmek, çapuşmak, birlikte saldırmak gibi ifadeler mümkün söylemek. Ama burada tabii savaşla ilgili şiddet ifadesi oldukça fazla bulundu. Hepsini saymıyorum yine. Sözlü şiddete gelecek olursak Türk dilinde angramak, işte homurdanmak, Dede Korkut hikayelerinde geçiyor. Askançulamak, alay etmek. Bastırılmak, bastırılmak, bastıkmak, baskına uğramak, başkarış, ağız kavgası etmek, buzlaşmak, buzlatmak, deve gibi böğürüp ağlaşmak, çağrışmak, bağırışmak, feryat etmek, çığırışmak şeklinde de Osmanlı ağızlarında bu fiil devam ediyor. Çoğulamak, bağırmak, savaş narası atmak, çoğulamak, çoğulaşmak, çoğulanmak, yine gürültü etmek, çuğulamak, gürültülü patırtılı ifadeler olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar da epeyce var. Hepsini saymıyorum yine. Tabiat varlıklarıyla ilgili burada Türk dilinde epeyce şiddet ifadesi var. Agruk, zahmetli. Anit, kötü, fena, düşkün. Avış, cehennem. Yani azap çekilen yer anlamında burada şiddet ifadesi olarak aldık. Avlamak, bir şeyin çevresini dolaşmak, sıkıştırmak şeklinde. Tabiat varlıkları ile ilgili de epeyce bir ifade var. Toplumla ilgili aruklandırmak, askın turmak, yine zayıflatmak, asılmak, aşmak, zulmetmek, eziyet etmek, kundlamak, çalmak, yağmalamak, olcalatmak, yağma ittirmek, salınulamak, taşlamak, sürükmüş, kovulmuş, taşlanmış anlamında türemiş sıfat olarak karşımıza çıkıyor. Sürülmek, talımak, yağmalamak, talkmak, zarar vermek, talkılmak, itilip kalkılmak, talkışmak, dürmekte, bükmekte yardım etmek, taşlamak, dışarıya atmak, dışarıya çıkmak anlamlarında var toplumla ilgili. Şimdi bu ana başlıklardaki kelimelerin tamamını, tabii zamanımız sınırlı olduğu için hepsini saymadım. Sonuç olarak bitkilerle ilgili şiddet ifade eden 4 şiddet ifadesi tespit edilmiş Türk diliyle ilgili yazılan eserlerde ve ağızlarda. Bunların biri basit fiil, üçü türemiş fiil olarak karşımıza çıkıyor. Çocuklarla ilgili şiddet ifadenin 8 sözcükten 6'sı türemiş, 2'si basit fiil. Yani bu fiiller genelde türemiş sözcüklerdir. Erkeklerle ilgili şiddet 11 sözcükten 10'u türemiş, 1'i türemiş ad olarak tespit edilmiş. Genel fiili şiddet ifade eden 113 sözcükten 90'ı türemiş, 16'sı basit, 3'ü de basit, 16'sı basit fiil, 3'ü basit ad, 4'ü türemiş ad olarak tespit edilmiş. Güçlü zayıf bağlamında şiddet ifade eden 15 sözcükten 1'i basit fiil, 13'ü türemiş fiil, 1'i de basit fiil olarak tespit edilmiş. Hayvanlarla ilgili şiddet ifade eden 52 sözcükten 5'i basit fiil, 37'si türemiş fiil, 6'sı basit fiil, basit isim, 3'ü türemiş isim, 1'i sıfat olarak tespit edilmiş. İnsanlarla ilgili şiddet ifade eden 50 sözcükten 4'ü basit fiil, 40'ı türemiş fiil, 6'sı da türemiş isim olarak karşımıza çıkıyor. Kadınlarla ilgili şiddet ifadenin sadece 9 sözcük tespit edilmiş, fiil, bunlar da türemiş fiil. Psikolojik şiddetle ilgili 103 sözcükten 5'i basit fiil, 85'i türemiş, 1'i basit fiil, 12'si de türemiş isim. Savaş ve göçle ilgili şiddet ifadelerinin 84'ü sözcükten 8'i basit, 68'i türemiş fiil,
8'i türemiş isim olarak tespit edilmiş. Sözlü şiddet ifadelerinden 51 tanesi tespit edilmiş. Bir basit fiil, 43'ü türemiş fiil. Bir basit isim, 6'sı türemiş isim olarak tespit edilmiş. Tabiat varlıkları ile ilgili şiddet ifadeden 36 sözcükten 4'ü basit fiil, 27'si türemiş fiil, 2'si basit isim, 3'ü de türemiş isim. Toplumla ilgili şiddet ifadeden 16 sözcükten 4'ü basit fiil, 15'i türemiş fiil olarak tespit edilmiş. Şimdi bunları değerlendirecek olursak yapılan incelemeler sonunda bitki 4, çocuk 8, erkekle ilgili 11, genel fiili şiddet 113, güçlü zayıf anlamında 15, hayvanlarla ilgili 52, insanlarla ilgili genel ifadelerde 50, kadınla ilgili 9, psikolojik şiddetle ilgili 103, savaş ve göçle ilgili 84, sözlü şiddetle ilgili 51, tabiat varlıkları ile ilgili 36, toplumla ilgili 16 sözcük tespit edilmiş. Şimdi bu sayısal verilere bakacak olursak bitki, çocuk, kadın, erkek, toplumun geneli, güçlü zayıf bağlamında şiddet ifadeleri Türk dilinde az olarak bulunmuş. Yani kadına şiddet, insanların kendi arasındaki şiddetin daha az olduğu, çocuklar, özellikle bitkiler, çocuklarla ilgili şiddetin yok denecek kadar az olduğunu, kadınlarla ilgili şiddetin az olduğunu görüyoruz. Hani geçmişten günümüze Türk tarihini yansıttığı için bu eserler. Fakat tabii psikolojik savaşla ilgili, göçle ilgili şiddetin de, şiddet ifadelerinin de geniş olduğunu, fazla olduğunu, çok olduğunu bu araştırmamızın sonucunda ortaya koyabiliriz. Fakat burada tabii Türk tarihinin genel olarak bakıldığında bu şiddet ifadelerinin haksız şiddet olmadığı, çok zor durumda kalmadıkça şiddet Türk insanının şiddet uygulamadığı, şiddetin uygulandığı her yer ve zamanda ya da bir kötülük bir zamanda ya bir kötülüğü önlemek ya da savunma amaçlı şiddet kullanıldığı eserlerin tamamı incelendiğinde veya tarihi belgeler ortaya konduğunda bu ortaya çıkacaktır. Ben sunumu burada bitireyim. Sanırım inşallah süreyi fazla aşmamışımdır. Teşekkür ediyoruz hocam sunumunuz için. Ben soruları olanlar lütfen sorularını chat bölümüne yazabilirler ya da soru cevap köşesinde yani 10 dakika son 10 dakikada sorularını yöneltebilirler. Şimdi Burcu hocamla devam ediyoruz. Hocam söz sizde. Teşekkürler hocam. Ben de ekran paylaşacağım. Hocam kapatırsa. Şimdi ben o zaman çıkmaya çalışayım buradan. Evet hocam, sizin ekranı kapatmanız lazım. Ya yani ekranı, ekran paylaşımını durdurmam. Galiba ben paylaşınca o durabiliyor. Şimdi ben ayrılayım olmazsa, ben bunu tam şey yapmadım ama. Evet, siz sanırım. Burcu hocam baş. Evet, tamam. Şimdi görebiliyorum. Tamam. Ben ayrılayım. Teşekkürler hocam. Herkese merhabalar. Bugün ben de yine çeviri sosyolojisi odağında bir çalışmadan bahsedeceğim. Ben zaten tezimde de ve ondan sonraki birkaç çalışmamda da çeviri sosyolojisi çalıştım. Bu da yine Bourdieu sosyolojisinin kuramlarını, kavramlarını kullanarak incelediğim bir çeviriydi. Burada... sunumumda şunlardan bahsedeceğim. Çeviri sosyolojisinde Bourdieu kavramlarından kısaca bahsedeceğim. Yani biliniyordur artık, çok çalışılıyor çünkü, ama ben neden hani bu kavramları kullandığımdan bahsedeceğim. Çeviride otosansür ve bu özellikle de Stephen King'in Big Driver öyküsünün o özelliğinden dolayı ve onun çevirisinin zorluğundan dolayı bunu seçtim. Otosansüre yapmaya çok meyilli bir hikaye olduğunu düşündüm. Sonra Canan Kim'in, çevirmen Canan Kim'in Koca Şoför çevirisi ve burada çevirmen nasıl kararlar almış ona baktım ve çevirmen ile bir söyleşi yapmıştım. Ondan da birkaç tane kısa yer çıkarttım sorduğum sorulara cevap vermesinden ve yani bu konuyla alakalı olarak bu çeviri bağlamında bir söyleşi yapmıştım. Ben Canan Kim'le bu çalışma sayesinde tanıştım. Daha sonrasında doktora tezimi yazdığımda aslında orada benim engel çevirmenlerle ilgili doktora tezi yazmıştım ama orada benim çalışmama katılmak istemedi kendi sağlık sorunlarından dolayı.
Yani orada aslında burada ve sonra bir çalışma daha yapmıştım. Orada da internet üzerinden cevaplarını alabildim. Ama tezimde birlikte çalışamadım. Çeviri sosyolojisi burada... Çeviri sosyolojisi, çeviri ürününün nasıl ortaya çıktığını, işte bu çeviri ürününün ortaya çıkmasındaki sürece dahil olan bütün eyleyicileri inceler ve bunu bir ilişkisellik içinde inceler. Yani çeviri ürünün, yani bu edebiyat çevirisi de olabilir, edebiyat dışı metinler de olabilir. Bu bir boşlukta ortaya çıkmaz bu metin. Bu metnin ortaya çıkmasında pek çok aktörün, eyleyicinin rolü vardır. Yani kim olabilir? Mesela bu Stephen King'in bu öyküsünün, bu kitabının ortaya çıkmasındaki eyleyiciler. Ya aslında bunlar çok spesifik olarak söylenebilir bir, ya elle tutulur bir roman olduğu ya da bir kitap hikaye derlemesi olduğu için. Çeviri ürünün ortaya çıkmasında zaten önce bir kaynak metninin kendisi, kaynak metin yazarı evet, çevirmenin kendisi çok önemli bir yer tutar. Ama yani o kitabın bizim elimize alıp okumamıza kadar ki bütün eyleyiciler, işte o kapak tasarımcısından editörüne, işte mizampajından hepsini bir bütün olarak alabiliriz. Ayrıca okuyucu da, yani erek metin okuyucusu da bir aslında aktördür. Ve bunların birbiriyle ilişkisel içinde çeviri sosyolojisi inceler. Bu ürünün ortaya çıkmasında tabii ki yayın evi dediğimiz şey pek çok aktörün bünyesinde olduğu ve kendi iç politik, iç dinamiklerinin, kendi politikasının olduğu. Bununla birlikte o eserin ortaya çıktığı dönemde, o erek metnin ortaya çıktığı dönemin sosyo-kültürel, sosyo-politik yapısı da yine aslında çeviri sosyolojisinin konusudur. Yani bunlar olmadan aslında erek metni inceleyemeyiz diyor çeviri sosyolojisi. Bunu derken de biz en çok Pierre Bourdieu'nun, Fransız sosyolog Pierre Bourdieu'nun kavramlarını kullanıyoruz. Bu kavramlardan da en çok alan, habitus, sermaye kavramlarını kullanıyoruz. Ya ben bu çalışmamda bunları açıkçası seçtim. Bunları hani kısa bir sürede yaptığım bu sunumda söylerim diye ağzımdan çıkan kavramları açıklamak istedim açıkçası. Neden Bourdieu? Çünkü Bourdieu pratiğin sosyolojisidir Bourdieu'nun kuramları. Pratiği inceler, çeviri de bir pratiktir. O zaman çeviri pratiği de Bourdieu kavramlarıyla, kuramlarıyla rahat bir şekilde incelenebilir. Bu kavramlardan alan, Bourdieu'nun alan dediği şey, bu bir mikrokozmos, bir sosyal dünya. İçinde aktörlerin, eyleyicilerin içinde merkezi konum almak için mücadele ettikleri bir mücadele alanı diyor Bourdieu buna. Bu mücadele alanındaki eyleyiciler, yani işte bu alan, atıyorum çeviri, hani çeviri alanının varlığından tabii ki varlığıyla ilgili kurulmuş bir alan olup olmamasıyla ilgili farklı görüşler var tabii, ama diyelim ki Stephen King'in çevirilerini yapan ya da Stephen King'in eserlerini çevirtip yayınlayan bir yayın evisiniz ve burada siz Stephen King gibi çok satanlarla mücadele ediyorsunuz. O alanda yer almaya çalışıyorsunuz. Çevirmen olarak da kendinizi işte Stephen King'in çevirilerini yapan diğer çevirmenlerin arasında konumlandırarak daha merkezi bir konum almak istiyorsunuz. Mesela bu bir çok mikro ölçekte bir belki de bir alan olabilir, yani orada bir mücadele söz konusu. Daha büyük kapsamda bakılacak olursa, yani çeviri dediğimiz şeyin bir alanının, işte orada fikirler değişiyor yani kuramcılar arasında, bu alan gerçekten var mı yok mu diye. Biz ama alan kavramını öyle kullanıyoruz. Yani bir alan, orada bir mücadeleli bir alan var. Çevirmenler burada merkezi konum, çevirmenler, yayıncılar, editörler burada merkezi bir konum almaya çalışıyorlar. Bunu yaparken de bireylerin kendi habitusları tabii ki devreye giriyor. Habitusu da Bourdieu, işte kişinin, bireyin geçmişi, ailesi, toplumu, kültürü, yaşam tarzı, sosyoekonomik durumu. Bunlar belirleyici olur onun habitusunun yapılanmasında. Zaten bu da sabit bir şey değildir. Bu sürekli değişim geçirir. Mesela mesleki bir habitus da
vardır. Diyelim ki çevirmen habitusu ya da işte akademisyenin habitusu. Yani bu ne denir ona? Büyürken, yetişkinliğe gelirken farklılaşır, okulda okurken farklılaşır ve en son mesleki hayatta kendini farklılaştırarak tabii ki elinde yine o alanda bu habitus sayesinde aslında konum alırken karar veriyor. Yani kişi diyelim ki çevirmen habitusuyla bağlantılı olarak bir takım kararlar alıyor alanda. Bir de alanda konum almasını sağlayan sermaye türleri var kişinin. Bu sermaye türlerinden ekonomik sermaye dediği Bourdieu'nun o iktisattakine çok benziyor. Yani para. Kültürel sermayesi kişinin okuduğu okul ya da içinden geçtiği bir ekol, ailesinin getirdiği kültür. Bu onun kültürel sermayesini belirliyor. Yani bazılarımız kültürel sermayede aileden getirilen kültürel sermaye olduğu için daha önde başlıyor. Bazılarımız okulda ediniyor, kendi bireysel çabalarıyla ediniyor, belli bir yere getirmeye çalışıyor kültürel sermaye. Sosyal sermaye dediği şey de network. Yani çevirmen olarak ne kadar fazla kişiye ulaşabiliyorsunuz? Yani şöyle söyleyeyim, diyelim ki serbest çevirmensiniz ve çok ciddi ve mikro bir uzmanlık alanında bir metin çeviriyorsunuz. Yani sizin network'ünüzde ne kadar çok kişi varsa o alanda o bilgiye sahip olan kişinin çıkma olasılığı artar ve sizin sosyal sermayenizin genişlemesi o metni iyi bir şekilde çevirmenizi sağlar ve sonuç olarak da alanda daha merkezi bir konum alabilmenizi beraberinde getirir. İşte simgesel sermaye dediği şey de sembolik simgesel sermaye dediği şey de bu sermaye türlerinin hepsini barındırır. Simgesel sermaye de orada işte tanınmışlık, o meşruiyeti kişinin, yani o konum alırken, merkezi konum alırken onun ne kadar meşru, ne kadar tanınır olduğunu bütün bu sermaye türleriyle birlikte barındıran bir sermaye türü. Kısaca özetlemek gerekirse alanı Bourdieu bir oyun alanı gibi ele alın diyor. Gittiniz oyun oynuyorsunuz atari salonunda. O oyunun pek çok kuralları var. Bu kuralları kabul ederek ona başlıyorsunuz. Sizin oyun oynama beceriniz tabii ki geçmişten getirdiğiniz bir takım özelliklerinizle de doğru orantılı ve cebinizdeki jetonlarla da orantılı. Yani cebimizdeki jetonlar da sermayemiz. Bu oyunu oynarken kullandığımız sermaye. Alan oyunsa sermaye de jeton olmuş oluyor. Bu şekilde çok basit indirgeyerek anlatabiliriz. Sansür konusuna, çeviride sansür konusuna baktığımızdaysa burada ben Jose Santamaria'nın birkaç tane makalesi, yani bir tane de değil, bu konusunda çok düşünmüş. Özellikle çeviride sansür ve çeviride otosansüre düşmek ya da düşmemekle ilgili yazdığı eserlere baktığımda kendisi burada sansür aslında ikiye ayırıyor. Kurumsal sansür ve kurumsal olmayan kültürel sansür şeklinde. Kurumsal sansür dini, siyasi olabilir. Orada içinde bulunduğumuz politik iklimin şartlarından dolayı gerçekleşen bir sansür olabilir, kurumsal olan. Kültürel sansür ise daha çok estetik kaygılar olabilir, bireyin ideolojik görüşlerinden kaynaklanabilir. Bu gibi ne denir ona, alt başlıklarla aslında iki ana konu olduğunu söylüyor. Ama otosansür dediğinde de otosansür bireyin kendisiyle metin arasındaki etik mücadelenin sonucudur demiş. Ben de bu alıntıyı çok aslında ne denir ona, değerli buldum ve buraya koydum. Ne düşünürsünüz bilemem. Ben çok doğru olduğunu düşünüyorum. Orada çevirmen alanda bir mücadele ediyor ama bir de kendiyle mücadele ediyor. Aslında bu kendiyle ettiği mücadele de çevreden, yani o alandaki diğer aktörlerden ve şartlardan ve kısıtlardan bağımsız değil. Çünkü burada çevirmen tabii ki alanda kendi simgesel sermayesiyle konum alıyor olsa bile, burada benim de çalışmamın konusu olan cinsel içerikli küfürler, cinsel şiddet içeren sahnelerin çevirisinde çevirmen acaba kendi simgesel sermayesini korumak için otosansür yapıyor mu? Çünkü orada yani Amerikan İngilizcesinde, kaynak metnin yazıldığı Amerikan İngilizcesinde söylenilen sözcükler birebir Türkçe'ye çevrildiğinde bir böyle bir irkilme hissi yaratıyor. Acaba çevirmen gerçekten bunu göz önünde bulunduruyor mu? Kendini orada
kısıtlıyor mu ya da kısıtlanmış hissediyor mu? Otosansür uyguluyor mu? Buna aslında bakmak istedim. Şimdi ne olabilir otosansürde? Çevirmen evet bazı kısımları komple çıkartabilir. Bu kendi çalıştığım konu hakkında söylemiyorum. Genel anlamda söylüyorum. Yani edebiyatta sizler de incelemişsinizdir. Türkçe'ye kazandırılan edebi eserlerde mesela çevirmen çok ciddi bir konum almış olabilir. Bazı ifadeleri komple atmış olabilir. Bazı ifadeleri ise daha güçlü hale getirmiş olabilir. Bu onun yine kendi etik mücadelesinin sonucu aslında olmuş oluyor. Bunlardan en çok aslında manipülasyon diyebileceğimiz şekilde çevirmenin manipülasyonu uğrayan da işte bu küfürler. Özellikle cinsel içerikli küfürler. Şimdi aslında baktığımızda otosansüre 21. yüzyılın batı ülkelerinde aslında sansür daha çok devlet tarafından değil de yayın evleri, medya kuruluşları, medya grupları ve bunun gibi alanda çıkar çatışmasından kaynaklanarak aslında otosansür gözlemleniyor günümüzde. Çünkü otosansürün erek metinde gözlemlenmesi aslında zor. Yani öyle çok nüans şeylerle yakalanabilir. Ama böyle cinsel içerikli küfürlerde yani kadın bedeni üzerinde nesneleştirme yapılarak yazılan veya söylenen küfürlerde ise çevirmenin aldığı konumu çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Yani çevirmiş mi, çevirmemiş mi? Bunda biraz daha aslında işin içinde yayın evi politikası, İşte çevirmenin sembolik simgesel sermayesi, kaynak metin yazarının da simgesel sermayesi devreye giriyor aslında çevirmenin bu kararı almasında. Çevirmenin habitusu tabii zaten aldığı bütün kararlarda etkili oluyor. Şimdi bu öyküye baktığımızda Big Driver, bu Stephen King'in bir öyküsü. Bu kitapta gerçekten rahatsız edici öyküler vardı. Bu 5 öykü şeklinde 2010'da yayınlanmış. 2011'de ise artı bir bonus öyküyle birlikte tekrar yayınlanıyor. Bu Big Driver öyküsünden kısaca bahsetmem gerekirse nasıl bir konu olduğu ve ne kadar rahatsız edici olduğu ve çevirmenin orada nasıl kendi kafanı sıkışmış hissedebileceğiyle ilgili. Burada bir ana karakterimiz Tess, 30'lu yaşlarında bir yazar, böyle polisiye eserler yazıyor. Yalnız yaşayan bir kadın ve söyleşi imza günleri yapıyor. İşte küçük illere, ilçelere gidiyor Amerika'da. Oralarda işte kütüphanelerde orada burada söyleşiler yapıyor filan. Bir gün yine gittiği yerde bir kütüphanede söyleşi yapıyor. Oradaki kütüphane müdürü Ramona ismi. Onu çok iyi karşılıyor, çok olumlu davranıyor, ona sıcak davranıyor. Diyor ki yani dönüşte de artık burada düz yoldan gitmene gerek yok, kısa bir yol var, oradan gidersen yolunu daha da kısaltırsın, rahat edersin diye böyle güzel minnoş bir ona öneri veriyor. Yalnız Tess bu yola girip giderken bir anda önüne çivili tahtalar çıkıyor ve orada lastiği patlıyor, durmak ve beklemek zorunda kalıyor. Kimse geçmiyor yoldan yani. O in the middle of nowhere diye hitap edebileceğimiz bir yer. Ve orada çok kibar ama bir işte o big driver dediğimiz iri kıyım bir kamyon sürücüsü geliyor, duruyor yanında. Ona çok kibar davranıyor. Ama yani bu kibarlığı çok uzun sürmüyor ve yumrukla bayıltıyor. Yani bir insanı bir yumrukla bayıltan bir kişiden bahsediyoruz. Tabii burada yine Stephen King'in üslubunu bilenler her şey çok daha kötüye gidiyor ve orada Tess kendine geldiğinde orada o şahsın kendine tecavüz etmekte olduğunu fark ediyor. Adam tekrar tekrar ona vurarak bayıltıyor ve o da artık Tess'te ölü taklidi yapmak zorunda kalıyor. Adam öldü diye bunu alıp orada bir kanalizasyon giderine bırakıyor. Tess iyice kendine gelip etrafına bir baktığında orada başka cesetler olduğunu da fark ediyor. Ve oradan artık kendini bir şekilde iç sesini zaten sürekli orada dinliyoruz. Toparlayıp gidip evine gidip orada artık nasıl bir bundan sonraki hayatı nasıl gerçekleşecekse bunun nasıl karar aldığını onunla birlikte adım adım gidiyoruz okuyucu olarak. Gidiyoruz ve orada kendi özgür iradesiyle bu tecavüzcünün peşine düşmeye karar veriyor. Gidiyor, tabii her şey nasıl başladı? Ramona'nın ona bir tavsiyesiyle başladı.
Ramona'nın işte yaptığı araştırmalar sonucu Ramona'nın o adamın annesi olduğunu, işte o adamın adını, işte yerini, yurdunu, her şeyini öğreniyor ve gidiyor kapılarına dayanıyor. Ramona'yı nefsi müdafaa da olacak bir şekilde vuruyor. O şahıs olduğunu zannettiği kişiyi de öldürüyor ki o kişi onun kardeşi çıkıyor. Orada yine bir çalkantı. Acaba intihar mı etsem? Yani tabii ki o kişiyi de öldürüyor o sırada. Ama sonra bir bakıyor ki bunların hiçbiri masum değil. Bu insanların hepsi birbirinden beter insanlar ve o kanalizasyon giderindeki cesetlerin sebebi bu insanlar ve onları öldürüyor ve bir şekilde artık bunu kendi yaptıklarını örtbas ederek bu işte isimsiz bir ihbarla onların yaptıklarını, cesetleri polise bildirmek gibi bir planlar yaparken sakinlemiş ve rahatlamış bir şekilde, intikamını almış bir şekilde eve giderken görüyoruz onu. Metnin özelliği çok küfürlü dil kullanımı. İçinde çok şiddet geçmesi ve sahnelerin çok aslında rahatsız edici olması. Burada kullanılan sözcükler de Türkçesinde Altın Kitaplardan çıkıyor. Canan Kim bunu çeviriyor. 2021 20 basımı var. 21'de de vardı. 20 basım olması lazım. Ben yanlış yazmışım. 19 basımı da olabilir. Yani varsa. Neyse burada yani o kadar fazla küfürlü sözcük var ki mesela İngilizce'de özellikle Amerikan İngilizcesinde en çok kullanılan o F-word dediğimiz sözcüğün defalarca geçiyor ve bunu test de söylüyor, tecavüzcü de söylüyor. Çevirmen acaba bunu alışık olduğu şekilde kahretsin, lanet olsun diye mi çevirecek? Yoksa ne yapacak? Buna aslında baktım. Canan Kim'in burada habitusundan bahsedersem eğer kendisi babası Koreli, kendisi Türk ve bir tekerlekli sandalye kullanıcısı. Simgesel sermayesinden bahsedecek olursam eğer bu Stephen King hayranları tarafından çok sevilen, işte Ekşi Sözlük'te, Uludağ Sözlük'te hakkında metiyeler büzülen bir çevirmen 2016'da da Genç Soluk Ödülünü aldı Çeviri Derneği tarafından. Böylece onun simgesel sermayesi perçinlenmiş oldu. Bununla birlikte zaten çevirmen kaynak metin yazarının da simgesel sermayesinden faydalanır. Stephen King'i okuyan kişi Stephen King'in üstü bunu aşağı yukarı bilir ve çevirmenin burada oradaki küfürlerin ki bu kadar karanlık bir hikayedeki, rahatsız edici bir hikayedeki küfürlerin hepsinin kahrolası, vay lanet olsun bilmem ne diye karşı olmadığını da farkında aslında. Ben de çok merak ettim. Acaba Canan Kim bununla nasıl baş etti? Şimdi ben yazarken elim titrer. Derim ki acaba ben bu küfürleri böyle olduğu gibi yazarsam bu kitabın okuyucusu bir yerlere şikayet eder mi? Benim sembolik simgesel yani sembolik sermayem zarar görür mü? Bunları düşündüm. Türkçesine baktığımda çevirmenin otosansür uygulamadığını gördüm. Yani ne kadar rahatsız edici sözcük varsa onların hepsi Türkçe'de var. Ya ve bu da karakteri yani o tecavüzcüyü daha da karanlık, daha da korkunç hale getiriyor. Yani bunların Türkçe'de de bu şekilde söylenmesi. Çünkü çok ağız bozuk bir adam yani doğal olarak. Sordum hani ne yaptınız diye. Dedi ki tek bir küfürlü kelimeyi kullanırken biraz tereddüt ettim. O da F-word dediğimiz. Sonunda karaktere ve oradaki şartlara daha uygun olduğunu düşünerek kullanmaya karar verdim diyor. Onu da arasına bir nokta koyarak kullanmış. S nokta ve sözcüğün geri kalanı şeklinde kullanmış. Şimdi tabii bu öyle bir şeyin kimse başına gelmesini istemez ve ben hikayeyi okurken inanılmaz rahatsız oldum ve bu herkesin yani dedim ki ya bu gündelik hayatta başıma gelebilir. Ne haberler okuyoruz yani. Acaba ben bunu çevirmen olarak bu rahatsız edici bu hissiyatı acaba bir kadın gözüyle mi çevirirdim? Yok yani bunda da ifadeleri daha güçlü hale getirmek mi? Yoksa buna profesyonel olarak karşıdan bakıp da o şekilde çevirebilir miydim diye kendime sordum bu soruyu. Canan Kim'e sordum. O da dedi ki açıkçası bu hikayeye bir kadın gözüyle değil, profesyonel bir çevirmen gözüyle bakmaya, arama mesafe koymaya çalıştım. Doğru mu yapıyorum bunca yıldan sonra hala emin değilim ama çevirdiğim kitaplardaki karakterlerle duygusal bağ kurmuyorum şeklinde cevap verdi. Zaten belli bir mesafeyle de olsa Stephen King'i çevirdiğinizde zaten hali hazırda gerçekten karanlık oluyor yani. Dedim ki acaba Canan Kim
tamam hiçbirinde otosansür yapmamış ama bir sözcükte nokta koyarak onu vermeye çalışmış. Acaba yayın evinde bir baskı ortamı hissetti mi? Bunu sorduğumda böyle bir şey olmadığını, yayın evinde bir aile ortamının parçası olduğunu hissettiğini, yayın evinin ona çok iyi davrandığını, deadline'larında, teslim tarihlerinde, ücretlerde çok çok iyi davrandığını söyledi. Ben de bu ön yargı değil mi? Hipotezim olabilir diye bundan vazgeçtim tabii ki kendisine sorduğum için. Peki dedim, genel olarak çevirmenler, bütün Türkiye'deki çevirmenler açısından düşünürsek böyle bir kısıt, böyle bir yayın evinin baskısı olduğunu düşünüyor musunuz diye sordum. O da dedi ki bunun büyük ve ağır bir mücadele olduğunu, çevirmenlerin bir kısmının ve yayın evlerinin ister istemez bazı kısıtlamalara gidebileceğini düşünüyorum. Ben kendi adıma ise şimdiye dek herhangi bir kısıtlama yaşamadım diye cevap verdi. Tabii ben başka sorular da sordum ama bu çalışma kapsamında bunlara yer vermeyeceğim. Yani kısaca sonuç olarak çeviri sosyolojisi işte bizim bu ürünün nasıl ortaya çıktığını sorgulamamıza yarıyor. Bunun için bize alet veriyor. Ve Bourdieu sosyolojisi ise bir takım kavramlarla bunun altını doldurmamızı sağlıyor. Bu kavramlardan habitüs ve simgesel sermayenin burada ön plana çıktığını söyledim. Ve bunun çevirmenin otosansür yapmakta, bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde otosansürünü uygulamakta acaba nasıl bir etkisi olduğunu bu hikaye kapsamında sorguladım. Çevirmenin bilinçli olarak otosansür uygulamamaya karar verdiğini gördüm. Kendisine de bunu sordum. Yine çeviri sosyolojisi bana git ve sahayı araştır diyor. Ve otosansür yapmaması onun simgesel sermayesinde herhangi bir azalma olmasına neden olmuyor. Aksine onun simgesel sermayesi ve kaynak metnin simgesel sermayesiyle birlikte bu kararı alabilmesini sağlıyor. Bu kaynakçamın bir kısmı eğer merak ederseniz yine buradan bakabilirsiniz. Özellikle burada Jean-Marc Guanvic'in yine Bourdieu'cu çeviri sosyolojisine ve burada Sex and Translation on Women, Men and Identities makalesine Saint-Emilion'un bakmanızı tavsiye ederim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Burcu'cuma biz de teşekkür ediyoruz. Şimdi sorularınız varsa sorularınızı alabiliriz. Mikrofonunuzu açıp sorabilirsiniz veya chatten yazabilirsiniz. Mikrofonu açmak belki daha kolay olabilir. Bu arada iki sunumda birbiriyle aslında o kadar ilişkiliydi ki ben sizi dinlerken heyecanlandım. Çünkü diğer Murat Hoca'nın konusuyla müthiş ilgiliydi. Çok alakalıydı aslında. Öyle görünmese bile aslında dışarıdan. Sizi dinlerken şey düşündüm. Bu simgesel sermayenin aslında şiddet içeren sözcükleri yazan, bu tarihsel kaynaklar veya edebi metinleri yazan yazarların da buna maruz kaldığını veya bununla bir şey oluşturduğunu, bir tekst, bir metini hayata geçirdiğini düşündüm. Ve bunu düşünürken de şöyle bir soru sordum kendime. Bir sorum var Murat Hoca'ya ama eğer kimse sormayacaksa ben hemen sorumu sorayım. Evet, buyurun hocam, buyurun. Burcu Hoca'nın sunumuyla ilgili olarak şimdi çevirmenler ve yazarların bu yaşam tarzları, ideolojileri, eğitime erişimleri değil mi? Okuma yazma bilmeleri. Yani okuma yazma bilmeliler ki yazabilsinler. Bütün bunların etkisiyle sizin çalışmanıza yer alan bu şiddet sözcüklerinde şunu fark ettim. Kadın olan şiddetin oldukça az ya da kadınla ilgili şiddet sözcüklerinin oldukça az olduğunu. Aklıma şöyle bir şey geldi. Acaba kadın yazarların hemen hemen hiç olmaması eski metinlerde, eski tekstlerde veya kadın karakterinin veya çocuk karakterinin oldukça ikincil olması bu sözcüklerin daha az olmasına etkili olabilir mi? Yani hani şöyle bir sonuca vardık. Aslında Türk toplumu çok da şiddete meyilli bir toplum değildir sonucuna vardık ama benim aklıma bu geldi. Yani hani bu simgesel sermaye dediğimiz veya bu ideoloji, bu yazarın geçmişi, yazarın kim olduğu aslında onun yazdığı sözcüklerle de ilgili değil midir? Yani bir kadın yazarın seçtiği şiddet sözcükleriyle eminim bir erkek yazarın seçtiği şiddet sözcükler arasında oldukça fark vardır. Ve bu bakış açısı aslında kadınlarla ilgili olan şiddet sözcüğünün daha az olmasında etkili midir? Sorum aslında bu. Evet.
Teşekkür ediyorum. Şimdi aslında bu tarih süreci içerisinde yani en eski metinlerimizden, Göktürk abidelerinden günümüze gelene kadar yazılan eserler içerisinde dediğiniz doğru. Yani genelde yazarlarımız erkek. Yani bayan yazarlarımız işte son dönem yazarları olarak karşımıza çıkıyor. Fakat burada ben eserler okurken çok da öyle yani Türk diliyle ilgili yazılmış eserlerde pek sansür uygulandığını sanmıyorum ama yani olduğu gibi yazıyor. Yani şey olarak sözcükler de zaten Türkçe'de kelime hazinesi ve ek sistemi oldukça zengin. Bunlar ayrıntılı bir şekilde ifade ediliyor. Yani kadın olsun veya işte başka varlıklar üzerindeki şiddetler olsun. Türk insanı biraz açık sözlü de bir insan. Yani millet olarak açık sözlüyüz. Yani çok fazla sansür olduğunu sanmıyorum ama kadın gözüyle tabii yazılan eserle erkeklerin yazmış olduğu, erkek yazarların yazmış olduğu eserlerde mutlaka bir fark olacaktır. Yani bizdeki kadın formatı diyelim, şekli veya işte tarzı saygın bir yere sahip. Yani o her şeyi, her kelimeyi kullanmayan, eserler üzerinden söylüyorum bunu. Yani her şeyi ifade etmeyen, biraz işte ağırlığını koruyan şeklinde Biraz olabilir. titiz Ama mi acaba? dediğiniz gibi eğer bayan yazarlar da olsaydı acaba bu kadar açık sözlü olurlar mıydı? Ben erkek yazarların genel anlamda açık sözlü olduğunu, çok sansür uygulamadığını düşünüyorum. Fakat bayan yazarlar olsaydı veya işte kadın yazarlar olsaydı sanırım erkekler kadar açık sözlü olmazlardı diye düşünüyorum. Az önceki Burcu hocamın söylediği bir örnek mesela hani o küfürlü kelimelerde bir noktayı koyup onu ben de çok düşündüm. Şimdi mesela derleme yapıyoruz. Adam derleme sırasında coşuyor mesela. Hani olduğu gibi olayı anlatmaya başlıyor. O küfürler arka arkaya geliyor. Şimdi bunu transkrip ederken hani metin transkribi yaparken ağız derlemesinde mesela ne yapayım işte hani sileyim mi diye hani hiç mi yazmasam diye düşündüm. Yani bir hani erkek olarak düşünüyorum bunu. Şimdi hiç yazmasanız şey oluyor. Yani orada bir boşluk meydana geliyor. Yani anlam belki de bozuluyor veya çok daha farklı anlamlara gidiyor. Olduğu gibi yazsanız bu sefer hani acaba ya işte bilimsel olur mu? Bu kadar da hani bilimsel olmaya gerek var mı gibisinden. Aynı yöntemi uyguladım. Yani noktayı koyduk oraya. Şey ifadenin geri kalanı zaten okuyucunun zihninde canlandı ama tam da açık bir ifade olmamış oldu. Bazı yerlerinde de parantez ile işte üç nokta ile veya işte köşeli parantez ile idare etmeye çalıştık. Fakat en son sözlük noktasında, sözlük hazırlama noktasında noktayı hani kullanmayı uygun gördüm. Çünkü sözlükte tabii şey daha önemli. Yani kelimeyi hani okuyucu anlamazsa zaten nasıl onun anlamı çözülmeyecek. Dolayısıyla tek bir harfin ilk ünlüden daha doğrusu itibaren bir noktayla işi telafi etmeye çalıştık ama dediğim gibi bence kadınla ilgili şiddet Türkler arasında o kadar da aşırı değil. Bu ben yani şöyle o elde ettiğimiz eserlerden elde ettiğimiz kelimelerin gerçek yaşamdan alınan kelimeler. Onların çoğu zaten şeydir. Yani eserlerin çoğu günlük hayatla ilgili, yaşamla ilgilidir. Dolayısıyla kadınla ilgili şiddetin, çocukla ilgili şiddetin, tabiatla ilgili şiddetin ile ilgili bu şiddet ifadelerinin az olması sansürden değil, gerçek hayatta belki de bu yani Türk bakış açısının kadına, çocuğa ve tabiata bakış açısının belki de yüceliğidir diye düşünüyorum. Yani eğer olsaydı gerçekten bu eserlere yansırdı diye düşünüyorum. Yani Türk insanı yaptığı bir şeyi çok da gizleyen insan değil. Yani o özellikle eserlerde bunlar olduğu gibi yansıyor. Olaylar anlatıyor. Mesela Dede Korkut hikayelerinde orada mesela hemen bir zamanınız varsa bir küçük açıklama yapayım, örnek vereyim. Teşekkür Orada ederim. şimdi Han Bayındır çocuğu olmuyor biliyorsunuz şeyde bu Boğaçan hikayesinde beyler tarafından karganıyor yani aşağılanıyor eve geliyor çok sevdiği hanımına işte önce övgülerde bulunuyor işte sırma saçlım işte badem dudaklım ondan sonra al yanaklım sayıyor sonra kılıcı çekiyor diyor ki ben seni öldüreyim mi? Bu çocuk senden mi kaynaklanıyor çocuğumuzun olmaması yoksa benden mi? Ben bu şeye artık kaldıramıyorum. Burada şeyler olduğu gibi yani önce övgü sözlerde olduğu gibi açık net
bu sefer yani öldüreyim mi şeklindeki ifade de olduğu gibi yani ortaya koyuyor ama daha sonra tabii hanımıyla anlaşıyorlar. Bunu yapmıyor tabii yani bunu söylüyor. Hani söylese bile esere bu yansıyor ama bunu yapmıyor. Yani Türk insanı kadınına, kızına, tabiata, hayvanlara yani eserleri de baz aldığımızda gerçekten saygı duyan mertlikte, yiğitlikte insan figürü çiziyor. Yani olsaydı bu şeyler günlük hayatta yani Türk insanında eserlere yansırdı. Bunu sansürlemezdi diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Umarım bu şiddet içerikli sözcükler sadece dilde kalır. Dilin kültüre evet. Etkisi yatsınamaz. İnşallah. Bunu öyle düşünüyoruz. Hiçbirimiz göz ardı öyle edemeyiz. Dinliyoruz. Sadece aynen eyleme geçmeden önce umarım sadece evet. Dilde kalır diyeyim. Burcu hocama da çok kısa bir sorum var. Onun acaba çok zorlandığı bir çeviri oldu mu? Stephen King zaten hani konuları itibariyle de oldukça tartışmalı bir yazar. Onun dışında başka birinde hiç zorlandınız mı veya Türkçeden İngilizceye çevirirken veya zorlandığınız yazarlar oldu mu? Hocam şimdi şöyle benim uzmanlık alanım yani şeyde piyasada da yaptığım hiç edebiyat çevirisi değil aslında. Ama okumayı çok seviyorum ama şeyi yapıyorum hep ya bunu yapsam nasıl yapardım? Evet. Özellikle bir başka bir çalışmamda daha yayınlatmadığım Ursula Le Guin'in bir eserinden bu The Left End of Darkness'ta oradaki cinsiyetsiz ifadelerle ilgili bir inceleme yapmıştım. Şimdi Türkçe'de tabii ki zamirler cinsiyetsiz ama İngilizce'de cinsiyetli ve oradaki bütün roman orada o gezegende yaşayan insanların cinsiyetsiz olmasının ve oraya giden normal hani tırnak içinde normal diyeyim bizim gibi olan cinsiyetli bir bireyin gözünden nasıl kendini konumlandıramamasından bahsediyordu. Şimdi Türkçe'ye çevirmen bizde cinsiyetsiz sözcükler, cinsiyetsiz zamirler nasıl yapacak yani tabii ki ona baktım nasıl yaptığını gördüm ama çevirmenle daha diyaloğa girmedim açıkçası. Asıl ona sormak lazım nasıl yaptın diye. Böyle çok aslında yoran şeyler var hocam. Yani bakılırsa çok eğlenceli. Yalnız ben bir de bir şey eklemek istiyorum Murat hocamın söylediğine. Evet şiddet içeren sözcükler hocamın çalışmasında kadına karşı yok ama küfürler hep kadın bedeniyle ilgili. Yani günümüzdekini söyleyeyim yani günümüzde bugün günde gençlerin işte 40'lar eldeyim ben sokakta konuşurlarken kulaklarım kanıyor. Ve hepsi kadın bedeniyle ilgili. Yani ne istiyorsunuz yani? Ne yapalım yani? Değil mi? Keşke böyle olmasa. Keşke atalarımız gibi davransa onlar da yani. Ama ne yazık ki günümüzde durum çok kötü ve bu çeviride de bu sorun karşımıza çıkıyor hocam. Teşekkür ederim hocam. Murat Hoca'ya ve Burcu Hoca'ya teşekkür ediyoruz tekrar. Başka sorusu olan varsa alabiliriz son bir dakika. Ya da eklemek istedikleri bir şey varsa onları da alabiliriz. Sanırım yok. Emine geçen herkese teşekkür ediyoruz. Hocam, Murat Hocam, Burcu Hocam, tanıştığınıza memnun oldum. Başka bir zaman yüz yüze görüşmek dileğiyle. Emine geçen herkese teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Herkese çok teşekkürler. Saat 8'de keynote speech'imiz var. Onu da bekliyoruz herkese. Görüşmek üzere. Görüşürüz hocam.